Kanal 42 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Amatörün Sesi programıyla karşınızdayız. Bu hafta önemli bir transferimiz var. O transferimizi hemen açıklayacağım. Bomba transferle biz bu haftaya başladık. Aslında bizden bir başka bir transfer oldu. Onun yerine biz kendimiz yeni bir transfer yaptık. Bu haftadan itibaren Ahmet Büyükburgaz hocamız bizimle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Ali Rıza hocam her zamanki gibi yanımızda hocam. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de. Merhaba. Halil hocam, Halil Eliboğlu hocam Selçukspor'la anlaştı. Selçukspor'la hafta içi bir sözleşme imzaladılar ve artık Selçukspor'un antrenörü bizde objektif olmak açısından Halil hocamı kestik mi diyelim Ali Rıza hocam? Kestik evet. Halil hocamı kestik. Onun yerine Ahmet hocam da inşallah sağ olsun, o da bizi kırmadı. Bizi sevgili kırmadı. Ahmet abi. Geldi programımıza renk katmaya devam edecek inşallah. Hemen ben bölgesel amatörlükle başlamak istiyorum. Bölgesel amatörlük 7. grupta Konya temsilcilerinin yer aldığı grupta sonuçları vereyim hemen. Akşehirspor Kestelspor'la 2-2 berabere kaldı. Sarayönü Belediyespor Isparta 32 Spor karşısında 4-1 mağlup oldu. Manavgat Belediyespor Ereğli Spor karşısında 1-0 mağlup oldu. Burdur Mehmet Akif Üniversitesi Karaman Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. Kepez Belediyespor Bucak Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Ortaca Belediyespor'la Denizli Sarayköy Spor'sa 1-1 berabere kaldı. Çal Belediyespor Yatağan Spor'u 4-2 ile geçti. Hemen bu sonuçlardan sonra Konya temsilcilerinin sıralamalarını ve puan durumlarını vermek istiyorum. Akşehirspor 5. sıraya geriledi ve puanı 22. Bu hafta aldığı beraberlikle birlikte, ama şunu da söylemek lazım bir taraftan, Akşehir'de zirveye yaklaştı. Her ne kadar bir puan dezavantaj gibi görünse de Kestelspor lider olduğu için bir avantajı oluştu. Sarayönü Belediyespor bu haftaki mağlubiyetle yine 9 puanda kaldı ve 12. sıraya geriledi. Bu hafta sürpriz bir galibiyet alan Ereğli Spor'sa 11. sıraya yükseldi. Sarayönü Belediyespor'un bir üstüne çıktı puan sıralamasında ve puanı 10. Hemen Ali Rıza hocam. Evet. Nereden başlayalım? Nereye gidelim? Vallahi çok garip bir hafta oldu mu desek? Yani doğru söylüyorsun. Sürpriz var. Bu sürprizin yanında da beklenen de var. Evet. Bunu da söylemek lazım aslında. Şimdi müsaade edersen Ereğli maçıyla başlayalım. Tabii. Geçen hafta da söylemiştik, Ereğli'nin Manavgat deplasmanından puan veya puanlarla dönmesi sürpriz olur demiştik. Evet, bence sürpriz oldu. İlk yarıda bulduğu golle maçı 1-0 tamamladı. Ama Ereğli'den şöyle de bahsetmiştik. Yani Ereğli'de bir kıpırdanma var. Evet. Ama bunu oyun anlamında değil ama cami anlamında bir kıpırdanma var, düzelme var diye ifade etmiştik geçtiğimiz haftalarda. Evet, bu hafta artık Manavgat galibiyetiyle ligde ben de varım sinyallerini bize devre arasına girmeden gösterdi. Tebrik ediyoruz tabii ki camiayı. Önemliydi. Altın değerindeydi bu puan. Ve inanılmaz bir şekilde de camiaya renk katacak bir puan. Çünkü Manavgat sonuç itibariyle bugün eğer kazansaydı liderdi yani. Evet. 26 yapacaktı puanını. 23 puanda kaldılar. Ereğli de o kötü gidişatının dur deme sinyallerini bize gösterdi puanını ona çıkararak. Ki kendi rakibi Sarıyönü'nde bir puanla önüne geçti. Tebrik ediyoruz. İnşallah bu sürekliliğe devam eder. Önümüzdeki hafta Ortaca ile oynayacaklar. Ortaca da yine zirveye ortak takımlardan bir tanesi. O maçta da olası bir galibiyet Ereğli için çok daha farklı bir duruma gelir diye düşünüyorum. İnşallah hayırlısı olur. Önümüzdeki hafta Ortaca maçıyla da galibiyet serisini ikiye çıkarırsa son haftaya çok daha farklı bir giren bir Ereğli seyredebiliriz. Öyle görünüyor. Hocam sizin söyleyeceğiniz var mı Ereğli'yle alakalı? Tabii yani. Ereğli için bu 3 puan, 3 puanın da ötesinde oldu. Bence sezonu, bu sezonki kaderini biraz daha ileriye götürme açısından evet, çok değerli bir 3 puan oldu bu. Ereğli Spor'un sıkıntısı zaten galip gelememekti. Hep duyumlarımız Ereğli Spor'un oyun olarak iyi. Ama çok basit goller yediği, öne geçtiği maçlarda dahi maçı tutamayıp bitiremiyordu. Deplasmanda öne geçtiği maçta biliyorsunuz bir 2-1 mağlubiyeti vardı. İçerideki
öne geçtiği maçları berabere bitirdi. Ereğli'de bir çırpınış vardı. Onun için bu 3 puan, 3 puanın da ötesinde bir puan oldu Ereğli'ye moral açısından. Evet. Zaten Ereğli bunun geleceğini belli ediyordu artık. Sinyallerini veriyordu. Genel gerek oyunla gerekse Ereğli'deki benim çok önemsediğim bir şey var. Bir şeye inanacaksan sadece takımın, kulübün inanması yetmiyor. Evet. İlçenin de inanması lazım. Bu birlik, kesinlikle, beraberliği Ereğli biraz parçalar gibi olmuştu. Hı hı. Ama yeniden bu galibiyet, her başarı mutlaka bir birleştirici özelliği var. O yüzden mutlaka birleştirecektir. Ereğli için daha iyi olacaktır bu. Evet. İnşallah hocam. Bu arada Halil Hoca geçen hafta bize Ereğli sürpriz yapabilir demişti. Hayret yani. 12. haftada haklı çıktı yani, 12 hafta sonra. Buradan yokken de sallayayım böyle arkasından. Ama gerçekten sürpriz oldu. Halil Hoca'ya yani burada selam gönderelim. Takımı. O şimdi kesin bizi izleyip söylüyordur. Ali Rıza ben yokken arkamdan at oğlum diye. Yani yapacak bir şey yok. Sallarız abi. Evet. Sıra ona da gelecek diyorsun evet, hocam. Evet tabii sıra ona gelecek. Sıra ona gelecek. Sıra gelecek. Açık spora gelecek. Şimdi bir diğer temsilcimiz Akşehir Spor'u konuşalım isterseniz evet. Hocam. Kestel Spor, ligin zirvesindeki takım. Yani bakıyorum iki mağlubiyeti evet. Var ama 8'de galibiyet. Sonuçta 3 haftadır liderlerdi. Geçen haftada hatırlarsan ben en kötü beraberlikle o maçtan ayrılmamız gerektiğini söylemiştim evet. Akşehir için. Son dakikalarda bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi. Yani burada mağlup de olabilirdik. Evet kazanabilirdik ama mağlup olsaydık işin rengi çok daha farklı olurdu bana göre. Çünkü bizim puan kaybımızdan çok Kestel'in puan kazanması bizi burada biraz daha yıpratırdı bu ligde. Çünkü artık şurada bir şey kalmadı. Bir hafta sonra zaten devre kapanıyor. Herkes takviye yapacak. Herkes bu ligde var olmaya çalışıyor. Zirve mücadelesi ikiye bölünmüş durumda işte. Yani ortaca ve üzerindeki takımlarla yatağın ve altındaki takımlar. Bu takımlar da mutlaka tabii ki en azından bu ligde var olmak için mücadele edecekler. Dolayısıyla bizim için kaybetmememiz gereken bir maçtı. Zaten Akşehir söylemiştik 2 sezondur evinde kaybetmiyor. Ve bu maçı da kaybetmesi son derece kritik ve önemliydi. Başarı mı? Başarı diyebiliriz açıkçası. Yani şöyle tabii ki Akşehir'in evinde 3 puan almasının dışında bir ihtimali düşünmemek lazım. Ama 2-1'e son dakikalara 2-1 mağlup girerseniz ve oyunu 2-2 getiriyorsanız bu da kazanılmış bir puan olarak düşünülmeli. Temsilcimizi her ne olursa olsun ben tebrik ediyorum. Ciddi anlamda bir ivme yakaladığını zaten söylemiştik. 5 haftadır evet. Bu 6. hafta yine kaybetmemeye devam ediyorlar. İnşallah daha iyi olacaklar. Önümüzdeki hafta yatağına gidecekler. Yatağında bu ligde onların kısmen de olsa rakipleri gibi görünüyor. 17 puanla aralarındaki puan farkı çok az. Yatağının da inişli çıkışlı bir grafiği var. Bu hafta Çal'a yenildiler. Enteresan yani 4-2. Garip geldi bana yani Çal'da düşme hattından kurtulmaya çalışan bir takımdı ama kaybetti. Yani neden Akşehir yatan karşısında farklı bir skorla 3 puanı getirmesin diye düşünüyorum. İnşallah da getirecektir öyle umut ediyorum. Çünkü önümüzdeki hafta Kestel Burdur'la oynayacak. Onlar için rahat bir rakip. Yani Karaman inişli çıkışlı bir galibiyet bir mağlubiyetler alıyor. Yani Akşehir'in işi göbeğini Akşehir kendisi kesecek açıkçası onu söyleyebiliriz. Tabii. Yani öyle düşünüyorum inşallah. Galibiyetle ayrılırlar önümüzdeki haftada. Hocam Akşehir'in durumuyla bu haftaki maçıyla ilgili sizin görüşleriniz ne? Evet Akşehir'in kendi sahasında da olsa Kestel Spor'la beraber kalması bence Akşehir için bir başarı. Kesinlikle. Niye öyle diyorum? Ben geçen yıllarda da hep benim savunduğum bir tez vardı. Özellikle futbol takımlarında istikrardan bahsediyordum hep. Evet. Bu istikrarın olması. Bu istikrarı Akşehir gösteriyor. Ben Akşehir'i iki defa tebrik etmek istiyorum. Bir yönetim açısından. Hı hı. Bir de oyuncu grubunun çok özverili olmasından. Ben de Akşehir'i iki defa tebrik etmek istiyorum. Niye? Yönetim ilk zamanlarda çok geç kaldılar takım kurmakta. Evet. Bir yönetim geldi, o gitti. Yeniden bir daha yönetim geldi falan. Bu sallantılara rağmen Cenap Hoca'yı tekrar getirdiler. Cenap Hoca oyuncu grubunu biliyorsunuz bir de sezon başı Türkiye Kupası vardı Akşehir'in. Evet. Türkiye Kupası'na 15 gün kala bir toplanan takımdı.
O takımı bu kadar kısa bir sürede, bence kısa bir süre bu. Hazırlık dönemini çok iyi kullanamadılar çünkü. Bu şekilde bence çok başarılı. Başarılı bu duruma getirmesi, bu sonuçları alması. Ki sıralamadaki 5. olduğuna bakmayın artık. Bu hafta 5. oldu. Bir beraberlik her zaman için 1-2 puan kayıp veya kazanılan puanlar sıralamayı değiştirebiliyor özellikle yukarıda. Hocam rakibe kıyaslayınca bence yani, tabii, kaybedilmiş 2 puan de, değil, kazanılmış 1 puan var. Akşehir. Evet. Bir de bütçeler açısından Kestel tabii. Spor Kulübü ile Akşehir Spor Kulübü'nü karşılaştırdığın zaman çok büyük farklar çıkıyor ortaya. Evet. Yani o kadar bütçe, Akşehir'e göre devasa bütçesi olan bir Kestel ile şampiyonluk mücadelesi ediyorsa en geç kurulan bir takım olarak bu grupta, evet, bu başarı demektir. Bunu evet, tebrik ediyorum onları. Hocam ben de ayrıca tebrik edeyim, yani Akşehir Spor bu sezon yani rakiplerinin onda biri bir bütçeyle ortaya çıktılar. Evet. Yani diğerleri 2 milyonlardan bahsederken Akşehir 200 bin lirayla çıktı. Evet. Takımı kurdu. Birkaç hafta toparlanma derken bu hale gelmeleri gerçekten bence büyük başarı. Evet. Hem yönetimi hem Cenap Hoca'yı hem oyuncuları tebrik ediyorum. Yani zor, kolay değil yani, evet, buralarda olmak. Şimdi baktığınız zaman da Akşehir Spor'la Kestel arasında 4 puan var. Bu 2 maç bile değil. Tabii yani 1,5 maç. 1,5 maç. Evet. Yani neden olmasın? Akşehir camiasından ben hem de Ali Rıza hocamdan özür dileyim öncelikle. Yani, bundan, kahretsin yani, haklı çıkmaktan yani her zaman yani imtina ediyorum ama hep haklı çıkıyorum hocam ben. Hocam bundan yani, 6 hafta kadar evet, önce miydi artık evet, bilmiyorum tam zamanı bilmiyorum. 4. hafta mıydı? 4. hafta, 5. ben hafta. Artık iş bitti yani, Manavgat, Kestel o takımlara. Halil Elliboğlu ikisi bir oldular. Dediler ki yani artık Akşehir'in oraya gitmesi zor demişti ama yani. Düşmeme mücadelesi yaparlar 3 takımımız kendi arasında. Dedi. Ben dedim ki bu ligde her şey olur, göreceksiniz, Akşehir yine şampiyonluğu oynayacaktır dedim. 2 hafta evet, önce sağ olsunlar benden özür dilediler ama her hafta dilemeye devam ediyorlar. Hocam ben hem sizden hem evet, Akşehir camiasından evet, özür yapıyorum, diliyorum. Tabii ki. Evet. Saray-Ünlü Belediyespor Isparta 32 Spor karşısında 4-1 mağlup oldu. Evet. Saray-Ünlü'nde neler oluyor sorusu akıllara hocam geldi. Hocam bence artık Saray-Ünlü ligi avlattı. Yani kafalarda da bitmiş. Geçen hafta, önümüzdeki hafta da aynı şeyi konuşacağız. Geçen hafta da aynı şeyi konuşmuştuk. Muhtemelen evet, önümüzdeki hafta öyle olacak yani. Dedik ki yani artık hani mental olarak bitmiş, psikolojik olarak yıpranan bir takım var. Hani çok net bir bilgi alamamakla beraber üzüntümüzle birlikte şunu söylüyoruz hep. Yani yani artık herhalde yani bir tükenmişlik var artık yani Saray'ında ve bir müdahale de gelmiyor takıma. Bakıyorsun evet ciddi anlamda zirve mücadelesi yapan bir rakiple oynuyorsun. Olabilir, kaybedebilirsin ama her maçta aynı şeyi konuşmaya başladık yani. Her maçta aynı. Şimdi önümüzdeki hafta Denizli Sarayköy'le oynayacaksın. Denizli Sarayköy'de yine onlar da ortak olma mücadelesi veren takımlardan birisi, 17 puana sahipler. Yani onlar da kolay kolay maç kaybetmiyorlar ki, keza evinde oynayacak. Deplasmana gidecek yine Ereğli. Değil mi? Yanılmıyorsam. Sarayönü. Sarayönü. İşte düzeltiyorum. Sarayönü. Evet evet. Deplasmana gidecek. Yani işi zor. İnşallah 13-14'te bitirmezler diye konuşmuştuk. Son 2'de bitirmezler demiştik. Ereğli'de kıpırdanma olduğunu söylemiştik. Evet. İşte aynı şeyi Sarayönü'nden de bekliyoruz. Şimdi Bucak Oğuzhan evet ilk haftalar iyi gitti. 9 puan topladı falan ama onlar da kaybediyor. Şimdi avarajda alttalar. İnşallah ama inşallah Sarayönü bir an evvel tedbir alır. Ha alınmayacaksa da geçen hafta söylediğimi burada tekrarlıyorum. Yani biz de burada şöyle olsun böyle olsun daha iyi olsunlar diye bir şey konuşmayalım. En azından diyelim ki evet Sarayönü artık 10 yılın verdiği o tükenmişlik, başarı da çok zirveden döndüğü dönemler de oldu. Kılpayı kaçırdığı dönemler de oldu. Olabilir ama en azından gerçekçi yaklaşmak lazım olaylara. Maç kaybedebilirsiniz, camianızda sorun olabilir ama gerçekçi yaklaşırsanız biz de en azından burada çok daha iyimser yorumlar yapma fırsatı verirsiniz bize. Yani üzülüyorum Sarayönü için. Ahmet abi uzun süredir zaten bu ligleri çok yakından takip eden bir abimiz. Mutlaka bana katkı verecektir. Yani Sarayönü öyle değil mi abi? 10 yıldır evet, bir şekilde var oluyorsun. Hani senin tabirinle tabii, ligin gedik takımlarından bir tanesin ama istediğini hiçbir zaman elde edemedin. Yani Balli'yi kurulduğundan beri Sarayönü var. Evet. Evet. Hiç bu kadar, bu seneki kadar kötü olmamıştı. Kötü olmamıştı. Bir de Sarayönü sezon başı çok çapçaflı bir yönetim
oluşturdu. Hocam artı hedeflerinin yani kesinlikle üçüncülük olduğu tabii şampiyonluk ve üçüncülük olarak belirledi hedeflerini. Aynen öyle. Sizin de açılışta söylediğiniz gibi Sarıyön'de neler oluyor? Evet. Bu sene Sarıyön'ün de olmaması gerekenler oluyor. Taraftar grubu dağılıyor. Yönetim taraftar grubu arasında bir problem çıkıyor. Çekişmeler var. Kulüp içerisinde bir istikrar yok. Sporcular için yani başlangıcı iyi bir başlangıç yapan Sarıyön'ü daha sonra neler oldu ki? İşte. Neler oluyor orada? Sarıyön'de çok soru işaretleri var. Şu soru işareti de var şimdi. Ereğli Spor'da bir takım sıkıntılar yaşandı. Yönetimle futbolcular arasında oldu. Teknik heyet gitti. Bu oldu. En son dediler ki biz faturayı şu oyunculara kestik. Gönderiyoruz dediler. Gönderdiler. Ve Ereğli'de bir toparlanma sürecine girdi. Evet. 3 haftadır. Şimdi yani Manavgat karşısında alınan galibiyet her ne kadar bir maçlık galibiyet yol gösterici olmasa da Manavgat gibi bir takım karşısında alınan galibiyet çok önemli. Değerli. Çok önemli. Bir de özellikle deplasmanda. Ve deplasmanda. Ama Sarıyön'e baktığınız zaman bundan 3 ya da 4 hafta önce Sarıyön de aynı hamleyi yaptı. 2 oyuncuya faturayı kestik. Bu oyuncuları gönderiyoruz dedi ama yine bir toparlanma. Evet. Problem burada i̇şte, bence. Yani problem bence Sarıyön'de daha derin problem var. Evet. Ereğli'deki problem oyuncu grubu bazındaydı. Hı hı. İşte bu gönderdiler bazılarını işte toparlanmaya çalışıyorlar. Bu haftada gerçekten küçümsenemeyecek. Lig ikincisi Manavgat'a deplasmanda yendiler geldiler. Uzun sürede Ereğli, tabii, mağlup götürdü. Tabii yani. Ligi. Tabii Manavgat kesinlikle burada birinci olur deniyordu ilk zamanlar. Evet. Ama Sarıyön'ün de neler oluyor? İşte dediğim gibi taraftar grubu bir takımın itici gücü. Olmazsa olmazı. Evet. Önce orada bir parçalanma oldu. Taraftar grup başkanı küstürüldü. Taraftarlar dağıldı, gruplar yok. Yönetimle takım arasındaki bazı kopukluklar var. Hı hı. Hocayla yönetim arasında kopukluk var. Duyduklarımız. Yani neler oluyor Sarıyön'de? Hocamın da dediği gibi Sarıyön galiba bu sene biraz Allah dinleneyim tersi dedi. O da olabilir hocam. Yani yerelliğe ineyim dedi herhalde. Yani hayırlısı olsun abi ne diyelim. Yani biz haftalardır aynı şey konuşuyoruz. Bir tabii şey yani olacak. Evet. Bilmiyoruz. Belki de maddi olarak sıkıntılar da olabilir. Onu da bilmiyoruz şimdi. Ne söylesek doğru ama yani olmaz. Maddi sıkıntısı olmaması gereken bir yönetim oluşturdular. Tabii. Öyleydi. Beyanatlara da verilen demeçlerde kesinlikle şampiyonluk ve üçüncülük deniyordu. Ne oldu? Aradan geçen 3 ayda. Tabii. Bunu da sorgulamak evet lazım. Evet, hayırlı hemen olsun. Önümüzdeki hafta bölgesel amatörlükte temsilcilerimizin oynayacağı maçları da hemen verelim. Ondan sonra süper amatör kümeye geçelim. Akşehir Spor Konya temsilcilerinden Akşehir Spor Yatağan Spor karşısında çıkacak deplasmana. Sarıyönü Belediyespor ise deplasmanda Denizli Sarayköy Spor'la karşılaşacak. Konya Ereğli Spor, Ortaca Belediyespor'u Konya'da ağırlayacak. Hemen süper amatöre geçeceğiz ama süper amatör kümeden önce arkadaşlarım uyardılar. Bir reklam arası vereceğiz. Ardından buradayız. Öncesinde Ereğli Spor'dan bir şey var, mesaj var. Ertuğrul Sanlıoğlu hocam, yardımcı antrenörü Ereğli Spor'un iyi yayınlar dilemiş. Futbolcularında selam varmış. Aleyküm selam, hepimize selam. Yoldular var herhalde değil mi hocam? Dönüş yolundalar. Dönüş yolundalarmış. Dönüş yolunda izliyorlar. Biz kendilerini şimdi tekrar tebrik ediyoruz. Biraz daha bahsetmek gerekirse kendilerinden son haftalarda aldıkları yani iyi sonuçlara bir de Manavgat galibiyetini eklediler. Onları tekrar tebrik ediyorum. Bir de Ali Rıza hocam galiba devre arasında bir tekrar bir yapılanmaya girecekler onlar.
Evet, yani o görünüyor. Yani şu an zaten o heyecanı yaşıyorlar. Dönüşten sonra herhalde bu hafta içerisinde de hoca zaten transferle ilgili çalışmalarına hız verecektir. Sevgili Ertuğrul abiye de çok selam olsun. Futbolcu kardeşlerimizi, teknik ekibi çok tebrik ediyoruz. Kazası belası inşallah ulaşırlar Ereğli'ye. Şu an dönüyorlar. Malum kış şartları. Tekrar tebrik ediyoruz kendilerini. Tekrar tebrik ediyorum hocam. Şunu da söyleyelim isterseniz hatırlatma olarak. 2 Ocak'la 14 Şubat arası evet. İkinci transfer tescil dönemi. O dönemde de Ereğli Spor yapacağı takviyelerle birlikte inşallah ligde adından daha çok bahsettirecek. Keşke isteriz ki bir kulübümüz şampiyon olsun. İnşallah. Hepsi üst sıralarda tamamlasın. Ama Akşehir şu anda iyi gidiyor. Onu da söylemek lazım. Neden Ereğli ve Sarıyer'in de katılmasın? Niye tabii böyle ki, tatlı bir rekabet oluşmasın? Gönlümüz bundan yana ama bir takım şartların oluşması gerekiyor. Ereğli'de bunu hep söyledik. 3 haftadır bir düzelme var. Evet. Bundan sonraki süreç çok daha iyi olacaklardır. Bunun sinyali de zaten bu hafta deplasmanda ligin zirvesini oynayan Manavgat'tan aldıkları altın değerindeki 3 puanla herkese gösterdiler. Evet, kesinlikle hocam. Başkan, evet. Gün Kamış'ın da selamlar var. İyi yayınlar diyor. Aleykümselam Sayın Başkan. Başkan tebrik ederim. Evet. Başkanımıza da buradan selam gönderelim. Hemen Süper Amatör Küme'deki haftanın sonuçlarıyla devam edelim isterseniz hocam. Evet. Konya Süper Amatör Küme'de 9. haftada oluşan sonuçlar şöyle. Kadınanı Belediyespor Akureyin Kültürspor 4-1 mağlup etti. Kulu Belediyespor Havzanspor karşısında 1-0 kazandı. Selçukspor Çatal Yükçumra Belediyespor karşısında 5-0 mağlup oldu. Meram Karakartallılar Karapınar Belediyespor karşısında 3-1 mağlup oldu. Ilgın Belediyespor'la Gölyazı Belediyespor 2-2 berabere kaldı. Seydişehir Belediyespor Cihanbeyli Belediyespor karşısında 3-1 mağlup oldu. Evet. Hocam isterseniz maçları yorumlayalım. Ben puan durumuna sonra geçeyim isterseniz. Evet, ilk maçtan hocam, başlıyoruz. Kadınanı Belediyespor Akureyin Kültürspor maçıyla başlayalım. Evet, ilk yarıda 1-0 mağlup duruma düştüler. Sonrasında 1-1 ve 2-1. Skor çok daha fazla olabilirdi. Bunu hep söyledik. Kadınanı Belediyespor sezon başına en geç hazırlanan bir takım. Evet. Derme çatma bir takım konuklarını söylemiştik ama her hafta farklı bir skorla karşı karşıya kalabiliriz kadınların açısından diye ifade etmiştik. Evet, kendilerine göre belki rakipleri gibi görünüyorlar. Düşme hattından kurtulmak isteyen bir sayıtaylı Kadınanı Belediyespor vardı. Az önce de ifade ettiğim gibi çok farklı skor daha olabilirdi. Ama önemli olan kazanılan 3 puan burada. Akar'ın işi zor, hala devam ediyor zorluklarla mücadele etmeye. Bu arada sevgili Sefa abiye de selamlarımızı iletelim. O da bizi her hafta takip ediyor. Teknik ekibi de tebrik ediyoruz. Sayın Başkan'a da tebrik ediyoruz. Ama Akar'ın işi gerçekten çok zor. Belki diyorlar devre arası 3-4 transfer yapacağız ama bütçe ayrılmamış bir takıma istediğiniz kadar transfer yapın. Maalesef her şey istediğiniz gibi gitmez. Bugün 3 puandasınız. Düşme hattından çıkacağınız rakibinizin 10 puanı var. Bu da demek ki 3 maç. Yani sizin zaten -8 ile başlıyorsunuz gibi bir durum var ortada. Tabii. İşleri çok zor. Kadınlarını tebrik ediyorum. Onlar da mutlaka devre arasında bir ekstra yapacaklardır. Çünkü önümüzdeki sene çok daha farklı bir takım kurma düşünceleri var onların. Hı-hı. Bu sene sadece ligde var olup önümüzdeki senenin takımını oluşturmak istiyorlar. Dolayısıyla da bu ligde kalmak zorundalar. Önemli bir 3 puan. Ne olursa olsun koşul ve şartlar. Tebrik ediyoruz. Akano'ya da geçmiş olsun diliyorum. Ahmet abi sen de evet. İki takımı da yakından tanıyorsun ama herhalde evet. Zaten maç başı konuşsaydık 100 kişiden 90'ı kadınanı ama diyebilirdik diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Yani ama işi biraz şeydi, kesin favori olarak kadınanı gösteriyordu. Evet. Kadınanı favori olduğu maçta da 4-1 gibi bir net bir skorla aldı. Ben kadınanı sporla ilgili şunu söylemek istiyorum. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi kadınanı çok geç başladı. Katılıp katılmamakta bir tereddütleri vardı. Daha sonra katılma yönünde bir karar aldılar. Alelacele kurulmuş, bulunduğuyla, bulduklarıyla yetinen evet. Bir kadro oluşturdular. Bu kadrodan da işte yani ilk hafta Selçuk galibiyeti, ondan sonra Karakartallar mağlubiyeti, daha sonra işte Ilgın galibiyeti içeride. Birazcık nefes aldılar. Bu iki galibiyet
Adana'na birazcık güç verdi, derman verdi. Olur mu şeyinden? Evet. Ama yani tabii ki yani aşağıdan bir kopamadılar. 10 puanları var. Bu hafta 10 puan aldılar. Bundan sonraki oynayacaklar iki maç Cihanbeyli ve Kulu deplasmanı. Zor maçlar. Tabii. Tabii ki devre arasında iyi transferler yapmaları lazım. Mevcut kadrodan bazı tecrübeli isimler mutlaka tutulmalı. Takviyeler o şekilde yapılmalı. Her haftada hep artı yönde bir gelişme oldu Adana'da. Bu gelişmeyi de devam ettiriyorlar. İnşallah bundan sonra da devam ettirirler. Ben zaten Adana'nın belediye sporun düşeceğini hiç aklımdan geçirmiyorum. Evet. Düşmez bir şekilde Adana'nın maçlarını alır. Var olur diyorsun. Takviyesini hocam, yapar. Şu da takviyesini yani, yapar. Beklentilerin üzerindeler şu anda. İşin doğrusuna evet. Bakmak gerekirse. Doğru mu Anir? Doğru hocam? Doğru. Yani birkaç takım sayabiliriz. Ahmet abinin söylediğine katılıyorum. Birkaç takım sayabiliriz. Yani 3 takım belki sayamayız. Sezona son hafta katılan ve hazırlanan evet. Veya son hafta birliktelik sağlayarak bu lige başlayan herhalde aynı şeyi Akın için söyleyebiliriz. Başka da belki Karapınar. Yani evet. Bu 4 takım olmaz. Onlardan evet. Bir tanesiydi ama sonuçta kazanılmış bana göre başarıdır 10 puan. Bu kadar imkansızlara rağmen son anda kurulan, daha oyun yapısı belli olmayan, oyuncu grupları birbirlerini tanımayan, teknik evet. Ekibin ne olduğu belli olmayan, bütçe ayrılmamış, son dakika belediye başkanının ve Sefa abinin katkılarıyla var olma mücadelesi veren bir takım için 10 puan bence başarıdır. Kesinlikle tabii. Katılıyorum hocam. Hocam, Kulu Belediye Spor, Ön Tur Havzan Spor. Ahmet hocam, bunu da evet. İsterseniz sizle başlayalım. Tabii yani. Kulu'nun aldığı galibiyet, galiba yanlış hatırlamıyorsam Mehmet hocayla alınan İlk galibiyet. 3 puan. Evet. İlk 5 puan. Haftadır zaten Mehmet Hoca var. Kulu Belediye Spor'da başlangıçta şimdi benim anlamadığım şeyler var. Yönetimler acaba futboldan anlamıyorlar mı? Ki o düşünceyi bize getiriyor. Bir işte yöneticiyim bir ağırlık hissettirmek için mi böyle bir şeyler yapılıyor? Büyük bir yanlışlarla başladılar. Evet. Şimdi Konya'da bir takım, takımın yarısı Konya'da, yarısı Kulu'da ki böyle bir iki takımımız daha var. Antrenmanlar Konya'da yapılıyor. Haftada bir gün takımlar birleşip bir antrenman yapıyorlar. Sonra hoca hiç Konya futbolunu tanımıyor, ilk getirdikleri hoca. Tamir hocam. Konya futbolunu tanımıyor, süper grubu tanımıyor. Yani tanımıyor, hep yabancı. Hocam hatta evet. İlk sezon başlarken şu söylendi. Ankara'dan bölgesel amatörlükte çalışmış bir hoca getirildi ve gelirken de 5-6 tane bölgesel amatörlükte evet. Oynamış oyuncu getirildi diye de söylendi evet. Bu. Vallahi sözden sonradan her şey, öyle olmadı ortaya çıktı. Sözden her şey öyle söyleniyor da icraata gelince öyle olmuyor. Tabii. Ellerindeki yani kurulu düzen var. Geçen yıl bu takım yoktan var oldu. Evet. İkinci yarı maçlarının tamamını aldı. Bir tanesine berabere kaldı. 21 puan yaptı. Geçen yıl bu takım. Evet. Yani o düzeni niye bozarsın? Bu hocasıyla Alize hocamla daha önce de biz program yapıyorduk. Evet. Ben hep istikrardan bahsediyorum. Evet. Yani evet. İstikrarı evet. Niye bozuyorsun? Burada elinin altında Mehmet Adıgüzel gibi bir adam var. Kendini ispat etmiş. Bir hoca var. Niye bu adamı dışlarsın da sizden biri başka yani. Bir şeyleri yapıyorsun? Yani. Tabii. Tabii yani orada adam orada yerleşmiş, orada yerleşik. Huyunu biliyorsun, çalışma şeklini biliyorsun, yeteneğini biliyorsun ki kuruyu nereden alıp nereye getiriyor. Yani bu adamı bırakıyorsun, yeni yeni arayışlara giriyorsun. Ki hocam bir de şu var yani ben daha önceki programlarda her defasında yani söylüyorum yeri geldiği zaman futbolda istikrar en önemli konulardan bir ya tanesi. Olmazsa olmazı tabii ya. Olmazı Ahmet Hoca'nın en büyük tezi ya istikrar. Tabii. Bence de hocam yani bence de istikrar yani eğer evet. Bir takım örnek veriyorum genç bir takımdan bahsedelim yani. Bugün ne kadar Çumra karşısında mağlup olmuş olsa da Selçukspor aynı kadro istikrarını sürdürürse yani evet. Ligden düşse bile önümüzdeki sezon tekrar çıkmanın en büyük adaylarından bir tanesi olur. Bunun örnekleri çok hocam. Evet. Yani onu Selçukspor'a gelince Selçukspor'la ilgili biraz daha evet. Şeyler söylemek isterim. Ama bu yani istikrar ve istikrarsızlığın bir getirdiği sonuçlar değil mi? Evet. Ve sonuçlar da önümüzde zaten. Yani oyuncu grubu yeteneksiz mi? Hayır. Hı hı. Gerçekten evet. Yetenekli. Bazı ben iki maçlarını seyrettim. Maçlarımda çok hoşuma gitti takım. Hayret dedim. Bu takım nasıl 0 puanda?
bugünkü seyrettiğim Selçuk Spor'la da hiç alakası yok. Birinci süper grupta ne işi var bu takımın dedim. Yani oyuncuların tamamı özgüvenleri bitmiş. O zaman konuşalım. Onu tekrar evet. konuşalım inşallah. Hocam yani, sizin hocam yani, Kulu Spor Mehmet'le mutlaka Mehmet Hoca ile mutlaka bir başarıyı yapacaklar. Evet. Sağlayacaklar. O istikrarı devam edecek ki zaten bu takımın da yarısını, transferlerin yarıdan fazlasını Mehmet Hoca zamanında yapmıştı sezon başı. Evet. Havzan Spor bence hayal kırıklığı olmaya başladı. Çok iyi başladılar. Çok beğenilen bir takımdı. Hı hı. Ama o istikrarı, o oyun kalitesini, o birlikteliği son 2-3 haftadır bozmaya başladılar. Evet. Yani tamam genç, ne güzel. Karakartalılarda da aynı sorun var. Havzan'da da aynı sorun var. Hocam da katılır mı bilmiyorum. Evet. İşlerinde abi olup yönlendirecek, onları gençleri oyun içerisinde sahada yönlendirecek bir abi yok. İki takımda da. Ondan kaybediyorlar. Halbuki oyuncular çok yetenekli. Hocam benzer hocalara bugün, çok iyi Muhammed Hoca. Bugün maçtan ayrılırken ben şeyle görüştük. Anadolu Kartal Spor'da İbrahim Acar, İbrahim abiyle evet. görüştük. Benzer konuyu onunla da konuştuk. Kendisine buradan selam yolluyorum. Her hafta Halil Hocam varken ona mesaj atıyordu. Evet. Bana selam gönderin, bana selam gönderin diye. Bugün Halil Hoca yokken ben selamımı göndereyim ona buradan. Evet. O da şey söyledi. Aynı konuyu onunla da konuştuk. Ya bizim takım gerçekten çok iyi, çok yetenekli takım. Genç çocuklardan oluşuyor ama yani ben içeride abi olarak olduğum zaman bir şey yapıyor dedi. Bir farklılık oluyor. Ekstra o da kendisini söyledi. Her zaman evet. yani çoğu takım için bu geçerli hocam. Yani ne evet. tamamıyla abinin yönetiminde bir takım evet. ne de yani abisiz bu işi bilen takım. Adamlar olduğu sürece bir camiada zaten bu dengeleri kurur. Tabii. Kurulur. Evet. Bazen işte endişelerimiz, kaygılarımız hep ondan dolayı. Takımların en başlarından oluşumunda işte yönetimde bu işten anlamayan insanlar olursa veya sonradan dayatmayla, diretmeyle gelen teknik ekip veya yönetim olursa çatlak sesler çıkmaya mahkumdur. İşte bu işi bilen adamlarla doğru zamanda, doğru tabii insanlarla, doğru yerde buluşursan başarı da gelir. Evet. İşte Ahmet abiye katılmakla beraber şunu da eklemek istiyorum. Evet, Kulu ben söylemiştim. Yani bu adam şapkadan tavşan mı çıkarsın Mehmet Aziz Güzel? Gittiyse niye gittik? Gelse niye geldi? Bu sorusunu sormuştuk biz. 5 evet, hafta önce. Hocam. Geldi 3 hafta mağlup oldu. Sonra beraberlik ve galibiyet aldı. Ha inşallah olur mu? Olur. Çünkü Kulu'nun bu lige çıkış serüvenini hemen hemen her hafta konuşuyoruz. Evet. Mehmet Adı Güzel zaten oranın insanı. Yani sizin insanınız ya tanıdığınız, bildiğiniz, inandığınız insan. Yani dolayısıyla çok fazla konuşacak bir şey yok. Ön trabzalı içinde hep söylüyoruz. İlk haftalardaki o flash çıkışlarını son zamanlarda sönük hale geldi. Ama onların yine söylüyorum bir kaygıları yok. Muhammed Fatih, Fevzi yani zaten bu evet. işi dostane olarak ilişkileri çok sağlam. Tabii, İnsanlar. Tabii. Problem olacağını çok düşünmüyorum. Zaten Kulu da penaltıdan buldu golü. Oradan bir beraberlikle çıkabilirdi. Kulu için çok önemli bir puan. Evet. Ama Havzan için kaybedilmiş bir puan olarak görmüyorum ben. Hocam isterseniz hemen şöyle Selçuk Spor, evet. Çatalı Yüksürme Belediye Bismillahirrahmanirrahim. Halil Özer'in maçına geldik. Evet. Geçen hafta burada yorumcu olarak bizlere destek olan Halil Hoca işte yani, bu hafta Selçuk Spor'un başında ilk maçına Çatalı Yüksürme Belediye Spor karşısında çıktı. Evet. İlk maçta ağır bir yenilgi aldı. Evet. Yani buradan sallamak da olmuyor tabii. Yani. Keşke yok, burada olsaydı. Evet. Tabii hocam. Yok. İşin latifesi. Sevgili Halil'e de selam olsun. Yani bunu söyledik. Daha önceki hoca ve teknik adam değişiklikleri yapılan takımlarda da bunların olabileceğini söylemiştik. Orada yani evet. Halil de zaten burada şapkadan tavşan çıkaracak bir hali yok. Tabii canım. Böyle bir beklenti de yok zaten ki Halil'in oraya gelme serüvenini biz en yakın bilen insanlarız. Daha yani bu sosyal medyada açıklanmadan kimse bilmeden biz olayların içindeydik. Yani devreye hatırını kıramadığı insanlar girdi yani. Halil böyle hani teklif gelip de kabul etmiş bir durumu yok. Yanlış anlaşılmasın tabii ki Selçuk Spor cephesinden de. Ama orada bir problem var. Evet bunu söylemiştik. Büyük umutlarla geldi Halil oraya. 3 haftalık bir serüven var. Bu maçtan zaten hiç kimse puan veya puan çıkarabileceğini beklemiyordu Selçuk'un. Buraya Mourinho'yu da getirseniz zaten olmaz yani şu an için. 3 evet. haftanın bitmesi lazım. Belki son hafta Akören'den puan ya da puan çıkarabilir. Önümüzdeki hafta Havzan'da oynayacak yanılmıyorsam. Dolayısıyla burada Halil'in yapabileceği hiçbir şey yok.
Yani bunu hiçbir teknik adam 3 antrenmanla bir şeyler yapamazsınız. Ya tabii ki hafta, bu hafta zaten 2 antrenmana çıkmış. 2 evet. antrenmandan sonra takımı maça hazırlıyor. Bir de ben yani. Hocam Selçuk Spor'da şeyi gördüm. Bugün oyuncuları ben az önce de söylediğim gibi mental olarak daha önceki maçlarda evet. da izledim. Diri ve inatçılardı. Çok koşuyorlardı. Evet. Artık o yerini hafta, özgüven hafta, kaybına bıraktı değil mi? Söylediğin hafta gibi bitmiş. Sen. Oyuncular topa dokunmaya korkar hale gelmişler. Yani Halil bırakın gördüğünüz pası 2 metre öndeki adama pas veremiyor. Veya kalıyor. Gittiği yerde kalıyor. Ne bir oyuncu takibi var, ne bir pres var, ne bir paslaşma var, ne bir mücadele var. Yani çocuklar top bana gelmesin der gibi bir şeyler var. Evet. Halbuki orada da yetenekli 3-4 tane adam var. Benim çok hoşuma gidiyor onlar. Ama işte, Halil Hoca ne yapsın yani? İki antrenmanla ne Halil, yapsın? Şimdi bugün Konya'da 520 küsur tane teknik adam var. Antrenör. Evet. İşte C, B, A belgesine sahip. Bugün 500 küsur tane antrenör Selçuk Spor'dan hocalık teklifi gelse iddia ediyorum %70-80'i kabul etmez. Çünkü hani idealist bir antrenör sezon başı gelmiş olsaydınız belki evet. hani o kabul edilebilir bir durum oluşabilirdi. Yani her şeyi siz başlatırdınız. Sizin adımlarınızla gidebilirdi. Ama burada bir enkaz var. Halil aslında risk aldı. Risk almasın. Sebebi de yine söylediğim gibi araya giren dostlarından dolayı. Evet. Ha 3 haftalık serüven yaşanır. Şartlar bakılır. Devre arası. Halil'in istediği takviyeler olacak mutlaka. 5 ya da 6 adam. Ha olur olmaz. O ayrı bir konu. Ama orada bir dostluk var. Halil dediğim gibi kıramadığı için zaten orada. Devre arası daha net konuşacağız. Öyle görünüyor. O takımda, ama 3 hafta bekleyeceğiz. Hocam o takımda mental bitkinlik var. Var var. Kesin var. Bitmiş her şeyi bitirmiş. Hocam, kafalarında bitirmiştir. Kafalarda bitmiş. Oyuncular arasında da çoğu sık sık gördüğümüz bir anlaşmazlık vardı. Yani artık uzun sürede birbirleriyle oynadılar ama doğru. yani o halde de bir anlaşmazlık olduğunu ben gördüm. Ya hayırlısı Kafalar olsun ya. Haklarına ne diyelim yani. Halil Hoca onu halleder. Halleder. Çok zor. Özgürlüğünü kazandırırız. Tabii hocam. Yani ben çok zannetmiyorum. Şey var, bir de yani. Hocam hiç olmamış bu sene bir ay bir ara var. Bu arayı çok iyi değerlendirmeleri lazım. Değerlendirirse olabilir. Ara diye boş vermemeleri lazım. Tabii evet. ki. Yani dinlenmeye geçip vallahi antrenmandan çok dememesi lazım. Antrenmandan çok bence beraber kahvaltı yapmalılar, evet. beraber sinemaya gitmeliler topçularla, beraber tabii yemek ya. Yemeliler. Evet. Yani o çocuklarla birlik bütünlük ve bence hani antrenman yaparak sağlanabileceğini sana katılıyorum abi. Evet. Düşünmüyorum. Çünkü o güven kaybı uğranılmış mental yorgunluk, o kendilerine özgüven kaybını evet. antrenman yaptırarak yani çok zor oluşturursun. Çok bir araya gelmesi lazım. Halil'in evet. büyük fedakarlıklar yapması lazım. İşi çok zor. Dediğim gibi yine üstüne basa basa söylüyorum. Her ne kadar oraya hatır için gitmiş olmuş olsan da sonuçta bir ismin var. Sen zirvede bırakmış bir hocasın. Tabii ki. Yani evet. bu seni de yıpratır. Tabii ya. Ama Çumra tarafından da bakmak lazım işin. Gerçeğini de konuşalım. Hak edilmiş, kazanılmış. Mutlaka. Bir 3 puan var ortada. Evet. Orada da yani bakıyorsunuz yani acayip oyuncu anlamında zengin gibi görünen bir kulüp. Yani oyundan çıkan, oyuna giren, dışarıda 18'in dışında kalan oyunculara baktığınız zaman çok enteresan, zengin bir kupa. Ama işte her hocanın deriz ya abi yani yoğurt yeme şekli farklıdır. Evet. Bana kalırsa X'i oynatırım, Y'yi kadro dışı bırakırım. Sana kalırsa Z'yi oynatırsın. Evet. Atıyorum F'yi hocam, kadro dışı orada bırakabilirsin. Sanki oyuncu enflasyonu var gibi. 27-28 tane oyuncu. Var. 28 her hafta 10 kişi tribünde. Devre arası muhtemelen yani, orada revizyon olacaktır. Tabii. Şimdi ben Çumra ikinci defa izliyorum. Bir de burada havuzan maçında izlemiştim. İkili evet. havuzan maçında. O zaman biraz daha dirençlilerdi. Ya bugün rakipten muhtemelen kaynaklanmış muhtemelen, olabilir. Evet, evet. Ama benim beklediğim Çumra yoktu. Abi işte bilemiyorsun. Hocam şunu da söylemek lazım ama o zamanki oyuncu sahadaki 11 ile bugünkü sahadaki 11 birbirinden farklıydı. Evet, yani evet. şunu söylemek lazım. Tamamıyla farklı anlamında söylemiyorum bunu ama örnek veriyorum. Stoper tandemi değişmiş. Değişmiş. Yani ya 2-3 oyuncu üzerinde 2-3 mevkide oynamalar yapıyor hoca. O taktiksel kendi karardır. Bizi çok tabii da fazla ilgilendirmez. Saygıda duyarız ama mesela şimdi bakıyorsun geçen sene işte veya bir önceki sene hocam çok yakın tanır. Mesela Ahmet Turunç diye bir adam var Çumralı. Yani evet. geçen sene Silme oynadı Akören'de. Evet. Çok ciddi katkıları var. Adam 18'e giremiyor. Şoktayım yani mesela. Tabii. Berat geçen senenin gol kralı kenarda. 30 gol atmış mesela. Geçen yıl. Mesela bilemiyorsun. Akören ve Kadın Hanım'da yani toplam 30 gol atmış bir adam. Mesut'a bakıyorsun.
Ha, bilmiyorsun evet. Abi hocanın kafasındaki şeyi. Ne olursa olsun koşul ve şartlar. Bugün Mesut Demir dediğin zaman son 15 yılın Konya'daki stoperlerinden bir tanesi evet. Sayarsın yani. Ama bilmiyorsun işte yani sebebini de bilmiyorum. Bizi de çok fazla ilgilendirmiyor. Tabii. Onu söylemeye çalıştım. Yani o 28 kişilik bir oyuncu kadrosu burada bence işte bu tip sıkıntıları da doğurur. Sonuç itibariyle evet. Burada para ligi. Ahmet abi hep söyler onu. Burası para ligi. Oyuncu da huzursuz olur. Devre arası burada bir revizyon olacağını düşünüyorum. Gidenler olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Kesinlikle. Benim de öyle bir tahminim var hocam. Sadem evet. Mehmet Bey ben geçen yıl da söylüyordum. Süper grup diyorum ben. Süper amatör demiyorum. Evet. Bir amatörlüğün ağası yok şeyde. Tabii süperlik var para da. Para yani. Para her şeyde para. Amatörlük evet. Çok fazla evet. Kalmadı hocam. Doğru evet. Söylüyorsunuz. Evet. Hocam Meram Karakartallar, Karapınar Belediyespor 3-1 Ahmet, mağlup Ahmet abi ile başlayalım. Evet. Ahmet hocam siz beraber seyrettik maçı. İzlediniz. İzledik. Az önce de Havzan için söylediğim Karakartallar için de geçerliydi. İçlerinde abilik yok. Çok gençler oynuyor. En büyüğü 2000 doğumu zannedersem. 99'u da olabilir. Yani 2002'li, 2003'lü olanlar da var oynayan sonradan tabii. Aldıkları. Gençler işte bunları yönlendirebilecek bir abi lazım bu takıma. Tamam sezon başı iyi başladılar. 4'te 4 yaptılar. Ama rakipleri ona göreydi. Ona göreydi. Şimdi tabii ki yani Karakartalılarda da bir istikrar var. İstikrar var ama oyuncu sirkülasyonunu çok yaptılar. Biraz tecrübelileri gönderdiler, gitti, transferi yaptılar. Yerlerine al yeni altyapıdan. İşte bu 17'den takviye yaptılar. Gençlerinden takviye yaptılar ellerindeki. Çok bir transferleri yoktu. Karakartalıların sıkıntısı o. Faysal Hoca'nın sıkıntısı o bence. Biraz yani daha dişli, mücadeleci, yani. Fizik gücü yüksek takımlar karşısında etkisiz kalıyorlar ki bundan sonra da özellikle de hava şartlarından hocam, sonra da daha da zorlaşacak. Tecrübeli takımlar karşısında gerçekten bir eksikleri evet. Olduğunu ben de görüyorum açıkçası. İşte bugünkü maç Karapınar çok öyle ağım şağım çok iyi futbol falan oynamadı. Bekledi ta şeye kadar 1-0 mağlup olmasına rağmen 65. dakikaya evet. Kadar ondan sonra çocukların zayıflığından bundan fizik güçlerinden biraz daha baskı yapınca çocuklar hata yaptılar. Karakartalılar ikinci golü kendi kalesine attı zaten. Evet. Üçüncü golü yani Muhammed Ali Balıkçı diye bir tecrübe var orada. Nereye evet. Duracağını, nereye vuracağını çok iyi bilen bir adam. Aynen öyle. Kesinlikle. Ya evet. Şimdi Meram Karakartalılar Ahmet abiye katkı vermek adına çok kısa şunu ekleyebilirim. İlk 4 hafta 4'te 4 yaptılar ama Karapınar'da son 4 hafta 4'te 4 yaptı. Cezayir'le beraber gelen evet. Müthiş bir orada bir birliktelik, aidiyet duygusunun yükselmesi, sevgili Ömer'in oradaki değerli başkanımızın da katkılarıyla bence devre arası çok daha farklı bir Karapınar göreceğiz. Evet. Öyle görünüyor. Öyle bugün görünüyor. Aldığımız ciddi donelerle hocam evet. Lütfen aman açıklama ama dediler ama Karapınar evet. Devre arası ciddi transferler yapacak. Evet. Bütçeleri hazır, paraları hazır bekliyor. Orada hiçbir sorun yok şu an. Çözülmüş her şey. Bence de evet. Bu 4'te 4'te bunun sinyallerini veriyor. Cezayir Hoca biliyorsun geçen sene yanılmıyorsam Bal'da bir yardımcı hocalık yapmıştı. Bu sene onun için de geçen hafta da söyledim. Onun için de ve Karapınar camiası için de büyük bir şans. Orada tamamen kesinlikle. Olay yine dostluk çerçevesine girmiş. Aynı Havzan'daki yapı orada da şu an var. Evet. Kaldı ki bütçe desteği de var başkandan. Sevgili Ömer ve Cezayir'i tebrik ediyorum. Oyuncu kardeşlerimizi de tebrik ediyorum. Meram Karakartal için bu maç için söyleyemem ama son 5 haftalık periyot için gerçekten üzüntü verici bizim evet. için. Hayal kırıklığı. Yine Ahmet abiye katılıyorum. Evet oyuncularınız genç gruplarınız olabilir elinizde inandığınız güveniniz ama ısrar etmenin de bir manası yoktur. Çünkü Mustafa Başkan ve Faysal abinin hep açıklamaları şuydu. Yani biz hep üst ligleri hedefliyoruz. Profesyonel takımlara 30-32 tane oyuncu verdik. Neden biz bu takımı yukarıya çıkaramayalım diye konuşuyorlardı ama yani örnek veriyorum. Yani bu tarz düşünceyle siz 5 senede bu ligde devam etseniz bence 5'te 1 sürpriz olabilir. Belki evet. O da yani. Dolayısıyla evet geçen sene Mustafa Başkan çok yıprandı maddi manevi. Ama eğer bu ligde yukarıya taşımak istiyorsanız takımı bir takım fedakarlıklar yapmanız gerekiyor. İşte Ahmet abinin söylediği o tecrübeli ayaklarınızın olması lazım. Evet. Zaten hocam biraz da şeyleri var. Kadro anlamında biraz rotasyonu evet. Dar. Haklarında hayırlısı olsun diyelim Mehmetciğim. İki takımımız için. Tebrik ediyoruz tekrar. Karapınar Belediye'yi, Karakartallara da geçmiş olsun diliyorum. Hocam Ilgın Belediyespor, Gölyazı Belediyespor 2-2. Gölyazı'nın bu sezon aldığı ilk beraberlik. Puan kaybı. Puan kaybı. Evet.
diyelim. Evet. Yani liderliklerini şimdi sürdürdüler evet. ama evet. tabii onlar için de bu arada Ilgın ve Gölyazı demişken Ilgın'dan sevgili Taner Uslu kardeşimizin Ilgın Mayordu'nun bizi heyecanla seyrediyor. Selamları var sizlere de çok. Aleykümselam. Sevgili Mevlüt Çolak hocam da demiş ki hocam lütfen Ahmet abi hocama iletir misin? Dün birlikteyken Samur sahasında bu hafta Gölyazı puan kaybeder demiştim. Lütfen hatırlat selamlar demiş. Doğru. Doğru söyledi. evet. Evet şimdi maça evet. dönersek inişli çıkışlı bir baş, geliş gidişli, penaltıların çalındığı, kaosun olduğu veya bir tarafın haksızlığa uğradığını iddia ettiği, bir tarafınsa futbolun içerisinde böyle şeylerin olabileceğini ifade ettiği evet. enteresan bir ortam, garip bir maç. Ilgın'da maç kazanmanın zor olduğunu, bunu yıllardır söylüyoruz. Çünkü özellikle son iki sezondur işte taraftar grubu ile birlikte orada farklı bir ambiyans yaratıyorlar. İyi ya da kötü, doğru ya da yanlış bu mutlaka tartışılır. Tartışmalı mıyız? Evet tartışmalıyız. Ama sonuç itibariyle Ilgın evinde çok zor maç veren bir takım. Bunu evet. bilerek gitti Gölyazı oraya. Öne geçtiler penaltıyla sonra 1-1 oldu. Sonra işte tekrar penaltı, sonra tekrar penaltı falan filan. 4 golün 3 tanesi yani, penaltı. Dolayısıyla... Burada beklenen bir maçtı. Yani Gölyazı'nın açıkça konuşalım ben kendi açımdan söyleyeyim. Bana göre Ilgın sürpriz yaptı. Evet belki sevgili Ayhan abi bizi izliyor selam olsun. Belki sitem edecektir bana ama çünkü sonuç itibariyle bir tablo var ortamızda 8'e 8 yapan namalip bir Gölyazı var. Ve evet. inişli çıkışlı bir periyoda giren bu ligde var olacağım deyip de geçen hafta Halil'in Ayhan abiye söylediği gibi hocam sen ne yapıyorsun alttan geliyorsun dediği bir Ilgın da gerçeği var ortada. Puan tablosu da bize bunu gösteriyor ama burada işte yani yayına başlamadan önce Gölyazı Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yapılmıştı. Yani orada futbolun dışında bir takım şeyler oluştuğunu, bundan huzursuz olduklarını ifade etmişlerdi. İşte sahanın maç esnasında ve sonrasında bir takım endişelerinin, kaygılarının oluştuğunu söylemişlerdi. Keza Ilgın tarafından da değerli hocamız da yani futbolun içinde olabilecek şeyler olduğu yani çok da fazla Gölyazı'ya karşı bir reaksiyonun gerçekleşmediği yönünde bir açıklaması vardı. Hı. Dolayısıyla bu sonuç itibariyle çok az bir fırsatımız oldu seyretmeye. Biliyorsunuz farklı hocam, YouTube kanaldan gönderildi yayın bize. Çok özür dilerim. Şunu da söylemek lazım. Gölyazı'nın en çok tepkilerinden bir tanesi hakeme yönelik. Evet, Mustafa Aydın'a. Çok kısa bir uzatma verdiğini ileri sürüyor şu anda Gölyazı. Evet. Maçın bir 10 dakikanın üzerinde... Az mı verdiğini söylüyor? Az verdiğini. Az verdiğini söylüyor, evet. 10 dakikanın üzerinde 15 dakikaya yakın bir süre oyunun durduğunu ama 6 dakika uzatma verildiğini söylüyor Gölyazı. Ya bunlar ufak tefek şeyler. Yani dakika 6 yerine 8 verecekti. 9 yerine 7 verecekti. Ilgın tarafıyla alakalı da tepkileri sahaya giren taraftarlar olsun. Yine her deplasmanda Gölyazı'nın yaşadığı bir küfür olayları var. Hı hı. Gölyazı takımına karşı olsun. Futbolun içinde olan şeyler bunlar ya. Yani küfürleri futbolun içinde olan şeyler. Ben hiçbir zaman sevgilim için. Futbolun içerisinde var ama şunu da söylemek lazım. Onlar da Konya'nın insanları. Yani tutup da onlara aşırı şekilde şimdi, küfür etmek her şeyin de dışında. Şimdi geçen sene de bu tip şeylere maruz kaldı Gölyazı. Ama yine söylüyoruz. Bugün Süper Lig'de bile bakıyorsunuz. Sağ kapama cezaları, para cezaları. Keza biliyorsun işte Akşehir'in. Hocam ben bugün yani, olanı anlatayım isterseniz. Mesela Akşehir biliyorsun işte ceza aldı yine. Tabii. Kötü tezahürattan ki öyle bir şey yok denilmesine rağmen. Fakat şimdi bir takım olumsuzlukları maçın önüne geçerse bu camialar üzer. Hem Ilgın camiasını üzer hem Gölyazı camiasını üzer. Dolayısıyla evet sahanın içerisine taraftar girmiştir. Girebilir. Futbolda var bu. Ama bunun tedbirini kim alması gerekiyor? Kim almalı? Emniyet mi almalı? Kulüp mü almalı? Yöneticiler mi almalı? Kim alacak bunun tedbirini? Bunun tedbirini kim almalı? Aynı şey başka bir yerde de olabilir. Evet. Yani bu falan hani çok bence üzerinde durulup konuşulacak bir şey değil. Sadece ben şuna takılı kalırım.
Eğer siz ev sahibi tedbiri içinde talebi var. Ha, onu bilemem. Yani onu ev sahibi takım olarak. Ev sahibi takım olarak. Misafir takımınızı. Hani bunu Ilgın için söylemiyorum. Sevgili Ayhan abi yanlış anlamasın. Ama bu konu açıldı diye söylüyorum. Ev sahibi takım olarak gelen misafir takımınızı ağırlayamazsınız. Onlara belirli bir imkanlar sağlayamazsınız. Yani futbolun ve işte o manevi duygularımızın birlik ve bütünlüğünü oluşturabilecek davranışlar içerisinde bulunmayıp da farklı bir agresite durumla rakibi bu tarz bir kışkırtmayla müsaade edilebilecek bir ortam yaratırsanız tabii ki her takım mutsuz, huzursuz gider oraya. Tabii ki. Ama şimdi bakıyorsun abi, sonuçta bir iddia var ortada. Deniliyor ki ya işte hakem işte az oynattı, işte taraftar içeriye girdi, küfür edildi, işte şişe atıldı bilmem ne. Abi bunu duymadığımız bir maç var mı? Yani genel anlamda söylüyorum. Futbolda bunların hepsi var. Hocam her maçta oluyor da. Bu hakemlerde de, profesyonellerde dahi oluyor. Hakemlerden şikayet. Evet. Ama saat hakemdedir. Maçın hadi uzatması hocam, hakemin takdirine bırakılmıştır. Yani şu kadar durdu, şu kadar uzatacağım diye de bir şey yoktur hakemlerde. Hakemin takdiri nedir maçın uzatması? Benim de esasında takıldığım, bilmiyorum ben çok şeyimi istiyorum. 3-4. yılım ben programda. Ben 3 yıldır, 4 yıldır şunları istiyorum. Diyorum ki ya futbol bir temaşa oyunu. Evet. Deşarj olmak için tribüne mi geliyorsun? Ama orada kal, tribünde kal. Zevk için futbol mu oynuyorsun? Sahanın içinde kal. Birbirinizin haklarına, seyirci, futbolcu birbirinin hakkına tecavüz etmesin. Kesinlikle hocam. Bir de ev sahibi takım, kim olursa olsun gelen rakibin, senin misafirindir. İlçene gelmiş misafirdir. Evet. Niye geliyorum? Eğer benimle maç oynamaya gelen bir takım benim misafirimdir. Niye geliyor? Benim için geliyor. Benimle maç oynamaya geliyor. Ben onu en iyi şekilde ağırlamalıyım ki gittiğim zaman da ağırlanmalıyım. Değil mi? Kesinlikle. Yani bu şekilde seyirci olayları kesinlikle tasvip etmiyorum. Yani şimdi tamam Gölyazılılar bir şey de yayınlamışlar. Kısa bir video da var. Evet. İşte evet, sahanın evet, içinde evet. Seyirci girişleri falan. Ya sen seyircisin artık. Sahanın dışında kal. Hocam diyor ki işte bu tedbirler nasıl alınacak? Hocam bu tedbirleri almak için bütün ilçelerdeki tesisler çok tedbire yönelik bir inşa edilmesi lazım tekrar. 1,5 metrelik tel örgüyle tedbir alınmaz. Evet. Değil mi? Mesela Ilgan'da 1,5 metrelik tel örgüler var. Hangi birine adım başına, metre başına polis mi koyacağız? Polis mi gelecek? O zaman da deniyor ki işte ya ne kadar bu, ne bu polis? Biz buraya maç oynamaya geliyoruz, kavga etmeye mi geliyoruz deniyor. Tabii. İnsanlar kendiliğinden bir defa gelenlerin misafir olduğunu kabul etmesi lazım. Ona göre davranması lazım. Spor yapıyoruz ya, bu spor bu. Geçim kaynağı değil, spor bu. Ölüm kalım savaş da değil. Şimdi bir de şöyle bakmak lazım. Şimdi evet biz bugüne kadar hiç programlarımıza bu tip şeyleri çok fazla süre vermedi Mehmet ama. Çok konuşma. Şimdi iki taraftan da bize talepler oluyor veya bugün gün içerisinde ciddi telefonlar aldık ama. Şimdi görüntüler var. Görüntüler olmamış olsa evet. Burada zaten çok lafı uzatmayız. Ama tabii ne olursa olsun abi. Yani rakip takımın oraya gelmiş misafir. Evet. Ya kulübeye niye yürüyorsun abi mesela? Yani var kulübe. Ya gol atar, gol olur. Yani kulübeye niye gider mesela? Kulübeden oyuncu sevinmeyecek. Yani diğer takım takım sevinmeyecek. Kulübesi neden başka diğer yani misafir takımın veya öbür takımın kulübesine gider? Bu bir. Gerek yok. İkincisi yani şimdi maç sonrası neden orada 25-30 dakika beklenir? Bunların sorgulanması lazım camiaya mal etmeden. Yani haklı olarak bugün sen de ben de o da bu da gitse biz de yaşadık geçen sene gitmedik mi? 3 araba jandarma ile çıktık mesela X ilçeden. Evet. Biber gazı da yedik bilmem ne. Bunu kime hesabını soracağız biz? Şimdi Ayhan Paşa oranın teknik sorumlusu. Evet. Ayhan Paşa'ya neyi sorabilirsin? Hocam dersin şu oyuncum bana bunu yaptı. Hocam bunu yaptı. Sen neden böyle davranıyorsun dersin. Veya hoca da Gölyazı için aynı şeyi söyler. Evet. Sen de bunu yaptı falan. Şimdi oradan atlayan taraftara Ayhan Paşa müdahale edemez. Edebilir doğru, mi abi? Doğru, edemezsin. Küfür eden adama müdahale edemez. Şöyle edemez. Hani insani olarak dersin ki arkadaşlar bir dakika yapmayın etmeyin. Evet bunlar insani ilişkilerin içerisinde yapılması gerekiyor. Ama sonuçta burada biz haklı ya da haksızı tartışmıyoruz. Doğru ya da yanlışı tartışmamız evet. Lazım bizim. Kesinlikle. Şunlar yanlış, şunlar olması gereken doğrular dememiz evet. Lazım. Ama dediğim gibi uzatmayayım lafı. Video görüntülerine evet bize 5-6 tane size de geldi herhalde. Geldi. Görüntülere baktığınız zaman
Oradan mutsuz ayrılan bir Gölyazı görüntüsü var. Hakemle ilgili ben çok fazla yorum yapmayacağım. Yapmadım da bu sene hiç. Yapmak da istemiyorum. Hakeme sorsan iki taraf için de belki iki taraf da serzenişte bulunacak. Onu da bilmiyorum çok fazla. Ha, üzülüyoruz. Böyle şeyler konuşmak da istemiyoruz açıkçası. Yani tabii yine uzatmayalım lafı. Ilgın'ın da mutlaka bu konuyla ilgili bir açıklaması olacaktır. Gölyazı'nın ciddi anlamda bir serzenişi var. Maçın hakemi ve Ilgın tarafına karşı. İnşallah böyle şeyler konuşmayız. Valla söyleyecek de çok fazla bir şey yok açıkçası. Bu arada maça gelirsek de sevgili yani Mehmet Doğan'a da selam olsun Ilgın'dan. Yani bu ligin üzerinde bir gol. Evet. Çok güzel attığı gol. Bu ligin üzerinde bir gol. Açık konuşalım şimdi. Yani ben hep diyorum yani artık sen bırak yaşın kaç oldu falan diyorum da yani eğer bu tip golleri atarsa bırakmasın devam bırakmasın canım yani bana önemli ya. Değil. Gölyazı tarafından da bakalım. Gölyazı bugün zaten iyi değildi. Yani bunu zaten teknik hocaya da sorsanız bize o heyecan veren Gölyazı'yı bugün seyredemedik. Öyleymiş, mutlaka farkındadırlar. Evet. Tabii işte sahanın kötü olması, zeminin mutlaka etkendir. Buna katılıyorum. İşte bir takım mental sıkıntıların veya psikolojik oradaki sıkıntıların maçın genel anlamına sirayet edemediği durumlar oluşmuştur. Katılıyorum. Ama yine söylüyorum ben, Ilgın tarafı bana sitem etmesin. Ben bu maça kadar Gölyazı'yı mutlak favori gösteriyordum. Evet. 2-1'den tekrar 2-2 yapmaları da onlar için kaybetmemek de önemli. Yani oradan kaybetmeden tabii, çıkmak yani. Da önemliydi. İki taraf için de bence kazanılmış birer puan. Ha, maçın içerisinde olan, maç sonu olan, haklı olarak iki tarafın da söyleyecekleri vardır. Bir tarafın bir iddiası var. Hatta görüntülerde ispatı var. Diğer tarafın da tabii fikrini almakta fayda var. Ama ben bu tarz şeylerin futbolumuzda, özellikle bizim Konya'mızda alınmasını istemiyorum. Yani bakıyorsun, yani karşı takımın teknik adamına ciddi anlamda ithamlar var. Yapılanlar veya yapılmaması gerekenler bizi aşan konular. Yani evet. İnşallah evet. Böyle şeylerle karşılaşmayız. İki takımı da vallahi tebrik de edemiyorum açıkçası yani. Yani bu tip olaylar dolayı kazanılmış evet. Birer puan diyelim maçla ilgili. Evet. Hayırlısı olsun. Yani Gölyazı'ya bir şeydir. Sinyal. Sinyaldir. Tabii. Olacak. Lig uzun yani, ama tabii sinyalde. Can Beyli'nin ayak sesleri hemen ensesine evet. Yapıştı. Hocam Seydişehir Belediyespor, Canbeyli Belediyespor konusu karşılaşması hakkında da kısaca hemen değerlendirmelerinizi alalım. Birinci amatör kümeye bu haftalıkta galiba skorla gireceğiz. Skorla gireceğiz. Yani Canbeyli beni yanıltıyor. Geçen hafta söylemiştim Ergün Hoca ve oradaki ekip özellikle 13. hafta oynayacakları Gölyazı maçının bizim için ışık tutacağını ifade etmiştik. Evet. Seydişehir hatta Halil tekrar selam olsun Halil söylemişti yani Seydişehir sürpriz yapabilir demişti ama ben ihtimal bile vermiyorum demiştim. Ben de öyle demiştim. Bir tahminde bulmuştum. Kazanmış bir puan. Seydişehir Belediye'nin de zaten bu ligde bir endişesi kaygısı yok. Düşmek gibi korkuları da yok. Evet. Ama Cihanbeyli için olmazsa olmaz bir maçtı. Mutlak kazanmaları gerekiyordu. Onlar da iyi gidiyorlar. Dediğim gibi ben 13. haftayı çok merak ediyorum. O maç çok daha farklı bir atmosferde çok daha farklı heyecan verici bir maç olacak. Tebrik ediyorum Cihan Beyli'yi, Ergün Hoca'yı ve ekibini. Seydişehir'e de geçmiş olsun diliyorum. Bu arada müsaade edersen birinci amatöre geçeceğiz herhalde. Evet hocam. Bugün hocamla da birlikteydik. Dumlupınar sahasında Selçuk Spor maçından sonra hemen Anadolu Kartal Ülkün maçı vardı. Birinci amatör B grubu mücadelesi. Evet hocam. İlk yarısı 2-0 bitmişti. İkinci yarı biz ayrıldık oradan. 2-0. Karapınar maçına geçecektik ama 49. dakika yanılmıyorsam futbolun içinde olabilecek şeyler tabii ki ama rakibim temasıyla sevgili Oğuzhan Canmaz yerde kalıyor. Tedavisi orada yapılırken hemen hastaneye sevk edilmesi gerekiyor. Sağlık personeli oradaki Önder abi yanılmıyorsam hemen hastaneye gitmesi gerektiğini söylüyorlar. Yöneticiler Medev Hastanesi'ne kaldırıyorlar acil. Köprülük çeminde kırık tespit ediliyor. Sevgili kardeşime de çok geçmiş olsun diliyorum. Geçmiş olsun hocam. Kartal Spor camiasının da gerçekten Allah nazardan saklasın. Yani biz böyle şeyleri istemiyoruz ama futbolun içinde var bunlar. Yani zaman zaman oluyor. Ülkümlü kardeşimiz de yanılmıyorsam Murat. O temasta zaten
kasten sakatlansın diye yapabilecek tabii durumda ki bir arkadaşımız değil. O da üzülmüştür mutlaka. Tekrar tekrar çok geçmiş olsun diliyorum. Hocam hemen birinci amatör kümede skorları verelim isterseniz. Gruplar üzerinden kısa bir, çok evet, kısaca bir değerlendirme yapacağız. A grubunun bu hafta o maçlarının sonuçları şöyle. Ereğli Anadolu Spor, Erges Spor'u 3-1 mağlup etti. İçeri Çumra Belediyespor, Ömeranlı Spor karşısında 5-1 mağlup oldu. Sarayünü Spor, Selçuklu İdman Yurdu karşısında 2-1 mağlup oldu. Selçuk Üniversitesi, Hilal Spor'u 10-0 mağlup etti. Demir Spor haftayı bay geçen takımdı. B grubunda ise Anadolu Kartal Spor 2-0 Ülküm Sporlu mağlup etti. Bozkır Gençler Birliği Taşkent Spor'u 5-0 mağlup etti. Seydişehir Gücü Yeni Doğanhisar Spor karşısında 2-1 ile geçti. Yunak Spor, Moniva Spor karşısında 3-1 mağlup oldu. Huğulu Spor ise Beyşehir Belediye Spor'u 1-0 mağlup etti. A grubunda Selçuk Üniversitesi 24 puanla lider konumunda. En yakın rakibi Ömeranlı Spor'un ise puanı 19. Anadolu Kartal Spor B grubunun lideri, puanı 21. En yakın rakibi Huğulu Spor'un ise puanı 20. Ve bu hafta oynanan maçlarla bu ligde devre arasına girdi. Hocam birinci kümede A grubunda hocam hemen kısa bir değerlendirme alalım. Birinci kümede A grubunda 3 takım kalacakmış gibi görünüyor. Evet. Üniversitenin 24 namalıp gidiyor. Beraberliği de yok. Ömeranlı'nın 19, Ereğli Anadolu'nun 19 puanları var. Evet. Erges 12 puanda kaldı. 7 puan kapanmaz artık bu 3 takım. Buradaki birinci, ikinci, üçüncü, birinci de değişeceğini zannetmiyorum. Üniversite çünkü birinci kümenin çok çok üzerinde bir takımları var. Evet. Çok da iyi de oynuyorlar. İnanmışlar da. Bu A grubunda üniversite direkt çıkacak gibi. Ömeranlı ve Anadolu, Ereğli Anadolu'da playoff oynayacak takımlar gibi görünüyor. Çok büyük bir aksilik olmazsa, birbirlerine takım içerisindeki bozukluk olmazsa burası o şekilde gibi. B grubunda B grubu da çekişmeli gidiyor. Mesela Anadolu Kartal'ın 21 puan, Hulu'nun 20 puan, Bozkır'ın 18 puan. Hemen arkasında Ülküm'ün 13 puanı var ki Ülküm iddiasını evet, biraz daha kaybetti diye gibi görünüyor. Hakemlerle ilgili siz hiç konuşmuyorsunuz herhalde. Yok hocam bugün, peki tarzımız değil bizim. Evet. Şeyde, mesela Hakan Öz'ün yönetimi benim çok hoşuma gitti. Bayağı çekişmeli deplasman takımının 3-1 kazandığı bir maçta. Hiç skora etki edecek veya oyuna etki edecek, kendini çok hissettirecek bir yönetim yoktu. Ben Hakan Öz hocayı tebrik ediyorum. Bu arada sevgili benim Ayhan abinin mesajı var. Ilgın'dan bana mesaj atmış. Müsaade ederseniz onu paylaşmak istiyorum. Tabii hocam. Çok kısa. Hocam biz Ilgın'a gelen insanları ve misafirlerimizi ve dostlarımızı ne kadar iyi karşılayıp onları memnun etmeye çalışıyorsak sanırım az kalıyoruz gibi bir ifade kullanmış. Evet. Bu konuyla ilgili Sayın Gölyazı Kulüp Başkanı Yusuf Bey ve sevgili Bekir Hocam bizim ne kadar ilgilendiğimizi size ifade ederler diye söylemiş. Bunu da paylaşmış olalım. Tabii iki tarafta az önce de ifade ettiğimiz gibi haksızlığa uğradığını söylüyordu. Ayhan Hocam da haklı olarak Gölyazı'nın açıklamasından sonra burada kulübünü savunma adına şey benim söylüyorum. Yani ilgili herhalde hocam, öyle bir cevap yazmaya pozisyonu gösterebiliyorsanız diyor kimin haklı kimin haksız olduğunu orada net karar verilebilir diyor. Yani biz zaten yok hocam şimdi şöyle söylemek lazım. Pozisyon noktasında zaten bir değerlendirmemiz herhangi bir değerlendirmemiz olmadı. O konuyla ilgili hiçbir şey ifade eden oldum hocam bilmiyorum ama sadece ben şu noktada söyledim, devreye girdim. Hocam sizler de o konuda yardımcı olmaya çalıştınız bana. Taraftarın sahaya girmesi, sahaya atılanlar, küfürler. Yani ben bunları yanlış biliyorum. Evet. Bunu Ayhan Hoca'yla ya da Ilgın Belediyespor'a mal etmek. Yok az önce ifade ettim. Zaten onu Ayhan Hoca ne yapabilir ki? Yani, tabii ne yapabilir? Yani. Zaten, yani. Zaten yöneticiler, kulüp idareciler, antrenörler zaten birbirlerinin dostunu. Onlar birbirlerine tabii ağırlarlar. Şimdi, ben seyirciler açısından söyledim. Taraftarlar açısından. Taraftarlar da bunu böyle bilmeli. Yapılanlar yanlış. Evet. Yani, evet, tabii yani Ayhan Hoca'nın burada yapacağı bir, yani ben tabii tutup canım da Ayhan Hoca'nın hadi gidin saldırın dediğini zannetmiyorum. Yok hocam, öyle bir karakterde yani olacağını düşünmüyorum. Bu arada Gölyazı yönetiminden de bana mesaj geldi. Hemen onu da paylaşayım.
Bugün yaşadıklarımız bize çok üzüntü verdi. Çok da açıklamaları gerçekçi bulduğumuzu düşünmeyin diye ifade etmişler. Bence bu konuyu da çok fazla biz hani burada sahiplenmiş gibi duruma evet. düşmeyelim. Tartışma ortamı da yaratmaya da gerek yok. Bence bir taraf mağdursa zaten çok böyle birbirimizi böyle üzücü, kırıcı bir ortam yaratmaya da gerek yok. Maç bitmiş. Tabii ki, tabii. Sonuç itibariyle 2-2 biten bir maç. İki tarafında huzurlukları, rahatsızlıkları olabilir ama biz burada mutlaka bizim dostlarımız, Ayhan abi de bizim dostumuz. Sevgili Yusuf Bey, işte Faruk Bey veya Hoca da bizim dostumuz. Dolayısıyla burada onların dili olmaya devam edeceğiz. Onda bir problem yok ama tartışma ortamı yaratmanın da çok da fazla anlamı yoktur diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Hocam da zaten söyle, biz de tasvip etmiyoruz, üzüldük diyor. Ama hala Gölyazı tarafında ufak tefek serzenişleri var. Mutlaka iki camiye kendi arasında bu işi yine çözeceklerdir hafta içi. Haklarında hayırlısı olsun diliyorum. Hayırlısı olsun diyelim hocam. Bu haftalık bize verilen sürenin de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.